Eda teyzem gelmiş. Merhaba teyze. Ne haber çocuklar? İyi. Bak seni Safiş'le tanıştırayım. Bu Safiş, Safiş bak. Bu da teyzem Eda. Memnun oldum Safiş Hanım. Merhaba Eda. Ben de memnun oldum. Ah, çocuklar hadi siz kahvaltıya gidin bakalım. Biz teyzenizle konuşup geliyoruz. Hadi. Ay bu Safiş pek süslü bir şeymiş. Annemin onu neden kıskandığı belli. Kıskandığını itiraf etti mi? Yok daha etmedi ama her halinden belli oluyor. Babamı bir görsen mest oldu mest. Ben de zaten bununla ilgili konuşmaya geldim. Neyle? Bak şimdi farkında değil misin Betüş'cüğüm? Annem ilk defa babamı birinden bu kadar çok kıskanıyor. Ben diyorum ki hazır annemle Umur Bey ayrılmışlarken annemle babamı bir araya getirmek için el birliği yapalım. Nasıl? Şöyle ki Safiş'i alıp bize götürürüz. Perihan teyze gelene kadar bizde kalır. Ay olur mu öyle şey? Annem dünyada kabul etmez. Zaten dün sinir oldu kadına. Ne kadar kötü davrandı. Kadıncağız çok üzüldü. Orası mühim değil. Perihan siklopedisinin 4. maddesini hatırla. Bunu yapmak zorunda. Zaten bizde birkaç saat kalacak. Akşam Perihan teyze geldiği zaman nasıl olsa onu düzeltecek. Bilmiyorum. Ya aslında Safiş'i buradan uzaklaştırmak çok iyi olur Eda. Çocuklar onda gittikçe çok bağlanıyorlar. Ayrılmaları çok zor olacak. Ama hani kadıncağızı böyle bir şeye bulaştırmak doğru olur mu? Durumu anlatırız. Annemle babamın arası böyle böyle deriz. Hem zaten siz babamla her şeyi anlatmışsınız. O da dememiş mi? İnşallah bir gün karınızla barışırsınız diye. Doğru dedi. Madem bu kadar iyi bir insan, o zaman annem babamı kıskandığını itiraf edene kadar bizimle bu masum oyunu oynar herhalde. Ay, yaşlı bir kadından böyle bir şey rica edilir mi? Sormakla hiçbir şey kaybetmeyiz. Ne diyorsunuz Safiye Hanım? Ay bilmem ki. Yani biz sizden çok saçma sapan bir şey istediğimizi biliyoruz ama biz hani annemle babamın barışması için böyle bir fırsatı ilk defa yakalıyoruz. Onun için de size bir soralım dedik. Bunun farkındayım. Onların bir araya gelmesini ne kadar istediğinizi görüyorum. Yani? Yani kendim gibi görünseydim böyle bir şeyi kabul edemezdim ama madem şu anda bir köpeğim size yardım edebilirim. Ay yaşa Safiye teyze. Ay. Siz gerçekten çok iyi biriymişsiniz. Aa yok canım o kadar da abartmayın. Sayenizde benim de hatırladığımda güleceğim komik bir anım olacak. Akşam Perihan Hanım beni eski halime çevirmeden bir köpek olarak dünyanın en güzel iyiliğini yapmış olacağım. İki inatçı aşığı barıştıracağım. Ay inşallah. Çok teşekkür ederiz. De. Ne oldu? Ay biz şimdi Safiye teyzeyi şatoya götüreceğiz ama çocuklara ne diyeceğiz Eda? Onlar onu bir daha hiç göremeyecekler ki. Betüş, bence çocuklara söylenecek en beyaz yalan bu. Hem böylece daha az üzülürler. Galiba haklısınız, doğru. Anlaştık. Hadi inelim. Çocuklar doyduysanız kalkın artık. Oynamayın öyle, günah. Peki Firuze Allah. Ya ben dayanamıyorum artık. Gidip soracağım gizli gizli ne konuşuyorlar. Allah aşkına dur be dur kardeşim. Amma kıskanç adam mısın? Otur şuraya ya. İşte geliyorlar. Kahvaltıyı bitirmişsiniz. Firuzeciğim bize de çay kaldı mı? Eda Hanım acaba diyorum sorabilir miyim şu gizli konuşmanızın içeriğini? Tabii. Biz şey hakkında konuştuk. Ne? Safiş hakkında konuşuyorduk. Çünkü Safiş'in sahibi bulunmuş. Ya kimmiş? Eda'ların bir komşusu. Ya inanmazsın sahibi bizim komşu çıktı. Çok şükür Safiş Betüşlerden gidiyor. Betüş onu düzeltecek bir peri buldu herhalde. Eda ile birlikte nereye gidiyorlar acaba? Senin için çok üzülüyorum artık. Safiş'i bir daha göremeyeceksin Taci. Sen öyle san. Bir şey demedin. Düşünüyorum Dudu. Safiş'e neden bu kadar taktığını merak ediyorum. Ay o Safiş'e niye takayım? Ben köpekleri sevmem. Ama şatoda onu birkaç saat misafir etmen gerekecek anneciğim. Ay gene mi geldi bu kadın? Perihan teyze akşam üzeri dönecek anne. Beni o iyileştirecek. Tabii bu sihri Betüşlerin evinde yapamayacağına göre Safiye Hanım'ı buraya getirdik anneciğim. Sordunuz mu bana? Belki
şato müsait değil. Belki gelenim gidenim olacak. Anne, yoksa sen Perihan teyze onu eski haline çevirirken... ...bizim de babamı eski haline nasıl çevireceğimizi öğreneceğimizden mi korkuyorsun ha? Hiç de değil. Babana yaptığım sihiri bir tek ben biliyorum. Buna yapılanın aynısı olamaz. E Safiş'i niye burada istemiyorsun peki? Söyle bakalım. İşte. Ama bunu yapmak zorundasın anne. O niyeymiş? Çünkü peri kitabı madde 4. Bir iyilik perisinin ilk görevi şatosuna gelen mağdur birine daima misafirperver davranmak. Aksi takdirde en büyük cezalardan birine çarptırılacaktır. Ya şimdi benim gitmem lazım anneciğim. Çok üzgünüm. Görüşürüz. Ben de odama çıkayım bari. Oh, oh. Allah senden razı olsun Safiye Hanım. Sayenizde Dudu ilk defa dibimden ayrılmıyor. Sahi mi? Elbette sahi. Sizi kıskanmasa böyle şatoda hayatta durmaz. Bakın bakın nasıl bakıyor bize. Bizi yalnız bırakmaya korktuğu nasıl da belli. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Özel değilse ben de öğrenebilir miyim? Özel. Kusura bakma. Hay Allah. Eski kocamla çok sıkı fıkı oldunuz ama... ...eski halinize dönünce görüşemeyeceksiniz. O niyeymiş o? Herhalde tanımadığım bir kadını şatoma sokmayacağım. Sen sokmazsan ben onu görmeye giderim. Aa, demek birbirinizi bu kadar sevdiniz. Evet. Hem sen neden ikide bir de bunu soruyorsun Dudu? Bizi hiç yalnız bırakmıyorsun. Biraz çıkıp dolaşsana. Kendi işine gücüne baksana. Gitmeyeceğim işte, burada kalacağım. Sana ne? Hem sen beni niye dışarı yollamak istiyorsun bakayım? Yoksa Safiş Hanım'la baş başa kalmak mı istiyorsun ha? Olabilir, olabilir. Ben dul bir erkeğim. Hem bırak kulağımı canım. Niye çekiyorsun kulağımı? Ay bırak kulağımı. Sen çocuklarımın babasısın. Ayağını denk al. Bu yaştan sonra başka kadınlarla görüşmene müsaade edemem. Bak sen. Sen Umur'la görüşürken iyiydi. Farkındaysan artık görüşmüyoruz. Bana bir şey mi ima ediyorsun? Hayır. Ne ima edeceğim? Bilmem. Gözlerinde bir an bana geri dönmek istediğini gördüm de. Gözünüz aydın Safiş Hanım. Perihan teyze döndü. Ay çok şükür, nereden biliyorsunuz? Sihirli küremden gördüm. Yoldalar, buraya geliyorlar. Kiminle? Betüş'le. İşte geri döndüm. Aman hoş geldin. Şu anda şatomda yardımına muhtaç bir fani var. Bir an önce işini gör de gitsin. Şatomda kalabalık etmeye başladı. Çok ayıp, çok ayıp. İnsan misafirinden böyle nefret eder gibi bahseder mi hiç? Aa, nefret falan etmiyorum. Hadi bir an önce şu sihirini yap da Safiş düzelsin. Evine dönsün bir an evvel. Tabii ki döneceğim ama dönmeden önce size bir şey söylemek istiyorum Duda Hanım. Söyle bakalım. Taci Bey çok iyi bir insan. Sandığınız gibi aramızda hiçbir şey olmadı. Biz sadece iki dost olduk. Sizleri hayatımın sonuna kadar göremeyecek olsam bile... Tek söyleyeceğim onun kıymetini bilmeniz. Çünkü sizi çok seviyor. Sizlere bir iyiliğim dokunduysa ne mutlu bana. Düşündüğümüzden de fazlasını yaptınız. Sağ olun. Evet. Hazır mısınız Safiş Hanım? Sihiri bozduğum anda kendinizi eski evinizde, eski halinizde bulacaksınız. Tamam hazırım. Hoşça kalın. Ay, hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kal arkadaşım. Dediklerimi unutmayın Duda Hanım. Oh! Oh! O benim sihirli annem.